Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Canlı yayına hoş geldiniz. Öncelikle ses kontrolü yapalım. Ben Benden önce yayına katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Yorum yazan Ertekin Bey görüyorum. Ertekin Dalkılıç, Tahir Bey, Selçuk Türközü. Merhabalar arkadaşlar. Ertekin Bey sağ olasın eksik olma. Ertekin Bey ile hafta sonu beraberdik. Bizim misafirimiz oldu. Güzel bir çalışma oldu. Kendisi de tanıma şerefine nail olduk. Gayet değerli bir arkadaşımız. Maşallah Ankara'dan katılmıştı. Bilgisayar mühendisi. Aynı zamanda eski yazılımcı diyelim. Artık sesimiz geliyormuş. Anladığım kadarıyla Recep Bey de katıldı. Bir sanırım katıldı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yani yaklaşık 10 gündür YouTube'da yayın yapmadık. 10 günü de geçti. Arkadaşlarımız sistem ettiler. YouTube'da yayın yapalım diye. Biz de dedik ki o zaman kritik zamanlarda YouTube'da beraber olalım. Herkes açık bir yayın. Yapalım genel görüşlerimizi paylaşalım ne olur ne biter diye genel değerlendirmelerde Bulunalım istedik Bu arada yurt dışında Gayet güzel arkadaşlar veriyorlar Beklediğimiz yeri de S&P daha da aşağı destek meslek kalmadı kırılıyor Şimdi kim Ramazan Bey katıldı merhabalar kaç gündür yoktunuz demiş ortalık kan revan evet ortalık Kan revan Ramazan Bey Biz de o kan revan o savaş meydanın içerisindeyiz yani savaş Meydanı dışına hiç çıkmadık her akşam aslında 2 saat 3 saat yayın yaptık yorulduk yani bu dönemde herkesin Desteğe morale ihtiyacı vardı ben de bu görevi üstlendiğimden dolayı Zoom dersleriyle devam ettik arkadaşlar yani aslında yayın yapmadık değil her akşam yayın yapıyoruz Zoom dersleriyle devam ettik de YouTube'dan yorulunca YouTube'a sıra kalmadı arkadaşlar yani genel anlamda öyle Hafta sonu zaten eğitim vardı daha önce söylemiştim hafta sonu eğitim ayıracağım diye 10 gün önce söylemiştim İşte arkadaşlarımıza katılınca arkadaşlarımızla ilgilendik. Youtube'a da yönelmedik. Şimdi Seda Hanım katılmış. İyi akşamlar hoş geldiniz. Sayfun Ülkebay. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin. Abdülkadir Kasap Giresun'dan selam göndermiş. Biz de sevgi ve aleyküm selam diyoruz arkadaşlar. Mustafa Us. iyi akşamlar. Alpinasya, Hocam su toplamak yerine hissenin en dibine kadar alım yapmak mantıklı mı demiş. Mantıklı değil mantıklı değil arkadaşlar. Doğru yerden hisselerin stoplanması gerekir. Ancak hissenin gide, git düşeceğinden emin değilseniz stoplamazsınız. Yani hisse çok dibe geldiğini düşünüyorsanız stoplamazsınız aksi takdirde. Yani dibe çok yakın olan hisse stoplanmaz arkadaşlar. Onda da %2, %4, %5'e yakın hatta bazen %10'a yakın stop marjı koyulabilir. Ama yukarıdan aldığın ve çok çıkmış 6 kat, 7 kat, 8 kat kısa zamanda işte iki ay gibi kısa sürede 5 kat gitmiş. Sen o tahtayı stoplamazsan olmaz. En azından kar realizasyonu falan yapman lazım. Ya da yanlış yerden girdiysen oradan çıkman gerekir. Bu böyle arkadaşlar. Rıza Şen iyi akşamlar hoş geldin. Bülent hocam merhaba. Eksik olma değerli arkadaşım sağ olasın. Biz de sizi de özledik sağ olasın eksik olma. İsmail Koçak iyi akşamlar değerli arkadaşım. Senin tahta gidiyor haberin olsun. Gerçi biliyorsundur sen benden daha iyi takip edersin. Senin tahta gidiyor. Yalnız dün iki günde dedim ben o tahta arkadaşlar hedefine geldi diye kısa vade realizasyondu. <laughs> Neyse gözün aydın hadi. E, Bilal Olkun selamlar iyi akşamlar demiş. Aleyküm selam. Buradan bir yükseliş gelir mi demiş. Ah ah ah. Kimsede moral yok. İşte milletin moralinin bittiği yerden umarım gelir. Osman Şenergin iyi akşamlar hoş geldin. Yaşar Gümüş iyi akşamlar hoş geldin. Şenol Barutçu. Hayırlı akşamlar değerli arkadaşım. Hoş geldin. Ramazan Bey diyor ki hocam diyor gerçekten piyasa diyor böyle moralsizken diyor yıkılırken diyor sizi dinlediğim hiçbir zaman önemli bir zarar etmedim diyor. benden değil de Allah sana nasip etmemiş zarar nasip etmemiş e, nimet nasip etmiş diyelim. Allah daha çok versin o zaman. EK iyi akşamlar hoş geldin Halil Koyun. Hocam hayırlı akşamlar demiş İyi seyirler diliyorum hoş geldin değerli arkadaşım. Halil Bey'in de gülücükleri hiç eksik olmuyor sağ olsun. Filiz iyi akşamlar hoş geldiniz Kamilay iyi akşamlar. Ereğli nereye kadar düşer? Ereğli'nin çok az bir düşüş yeri var. Bir miktar var. Yani o çok az ama. Hemen bir göstereyim aslında. Demin ekranımda vardı da biraz sonra uyarım ettiğinden sonra tahtalara şöyle bir bakarız. Biraz sohbet edelim arkadaşlar. Bir selamlaşayım. İsimsiz demiş. İyi akşamlar hocam. Sence piyasalar FED'e ayar mı çekiyor? Vallahi <laughs> piyasalar kendi kendine ayar çekiyor. FED'e zarar veremezler. FED'in FED on ya aslında FED ile piyasalar birbirinden çok da ayrı düşünmeyin arkadaşlar. Öyle düşünmeyin yani. Dan dövüş diyelim. Planlı yani. Savaş Yıldırım. iyi akşamlar. iyi seyirler diliyorum. Suat Özberk. İyi akşamlar değerli arkadaşım. Cemil Türközü. Aleyküm selam. Sakarya Aksız Akyazı'dan. Oo Cemil Bey. Sakarya Aksız Akyazı'dan. Hemşerimmiş benim. İyi seyirler diliyorum. Hocam sizin eğitiminizi aldım ve ben de yapısal analiz ile ilgileniyorum. 1998-99 arasındaki endeks yapısı şimdikine çok benziyor demiş. Ondan sonra da toplama zıplama olması gerekir herhalde değil mi? 98-99. Hadi hayırlısı bakalım Bülent Bey. Yukarı şöyle bir zirve yapsa da bizim yüzümüzü güldürse. Ondan sonra da tahtalar şöyle bir 5 kat 10 kat gitseler. Böyle düşüş günlerinde biraz moral verici konuşalım. Bu adamların piyasası yıkılıyor arkadaşlar. Bu adamlar üç düşüyor. Bu adamlar üç düşüyor. Biz Yerimizden bir tane düşüyoruz. Bu adamlar bir düşüyor. Bize hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bakalım hayırlısı inşallah. Şimdilik bir düşüyorlar. Daha fazlası olmaz da. Buradan dönerler, şu kanalın içerisine girerse kurtaracağız. Yoksa bu iş böyle aşağı doğru uzarsa, o zaman biraz sıkıntı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani o zaman biraz sıkıntı başlar. Normalde bu adamların destekleri bu da. İşte buradan dönsün diye bekliyoruz. Şuradan var ya şurası. Şuradan dönsün aşırı satıldı. Yani bu adamlar arkadaş bu adamlar çok satıyorlar ya. Rally var sonra demiş Bülent Bey. Hadi bakalım inşallah. Kadir Kıvrak Eskişehir'den selam göndermiş. Eskişehir ne, Eskişehir ne güzel bir şehir gerçekten ya. Odun Pazarı'nın o tarihi mekanlarına falan gittim ben. o e, camilerin olduğu, alışveriş yerlerinin olduğu yerlere. Sonra parka falan gittim Eskişehir. Çok güzel bir şehir gerçekten. Porsuk şeyin etrafında biraz yürüdük falan. Otelde kaldım bir akşam. Eskişehir bizi misafir etti. Keyifliydi, güzeldi yani. Eskişehir'i beğenmiştik. Çok harika bir şehir. Şanslısınız. Nurver Öztürk iyi akşamlar. Bülent Bey rally'i yakalamış. Hadi hayırlısı. Master Fiction iyi akşamlar. Nasdaq daha yer kaldı mı sizce buralardan dönen? Buralardan dönmesi lazım. Daha yer var. Yer var da buralardan dönmesi lazım. Mehmet Köklü iyi akşamlar. Osman Başar hoş geldin değerli arkadaşım. Yeniden hayırlı geceler demiş. Sağ olun Osman Hocam. Hoş geldin. Osman Bey ile her akşam yayında beraberiz. Yayındaki arkadaşlarımız da bıkmıyorlar bizden. Onlar, arkadaşlar bir her akşam 2 saat 3 saat konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Şimdi diyorum ki burada YouTube'da yayın var. Ee, bıkmıştırsınız ama demeye kalmıyor arkadaşlar buradalar. Bıkmıyorlar. Sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Borsa muhabbetini de seviyorlar. Demek ki bizim bizi de belli ki bir gönül bağı var ki gittiğimiz yere de geliyorlar. Sağ olsunlar moral bozucu konuşmadığımızdan oluyor. Bazen tabii yanlış tahta sorarlar sadece belki biraz sert konuştuğum oluyor. Geçen bir arkadaş söylemişti burada. Yorum yazmış. Demiş ki Şerif Hoca ile bir gün dersine katıldım. işte bir, bir ay Dersine katıldım. O efendim Hı, bir tahta soruyoruz fırçalıyor falan de, diye yazmış. Bana da sitem etmiş. Kızmış yani. E, ee, tabii bizi yanlış anlamış. Ben onu anladım da yanlış anladığını. Kızdıysa ben bana bir zararı yok ki senin sorduğun tahtanın. Tahta yanlıştır ondan fırçalamışımdır dedim ama işte insanlar gönül koyuyorlar. <laughs> Fırçaladım. fırçalama değil de yani bir analiz ediyorsun. Aman arkadaş diyorum. Geçen bir arkadaş beni çok güldürdü. Bu hafta sonra eğitime katıldı uşaktan. Ee, Hasan Bey. Şimdi birazdan burada müsait olursa gelir belki. Hasan Bey aynen şöyle söyledi. Hocam sana dedi Zoom'da dedi bir tahta sordum. Tahta sordum dedi. Tahtaya baktın dedi. Şöyle bir baktın. Bu tahtayı kim sordu dedin dedi. Neyse baktın buldun dedi. Beni buldun dedi. Benim sorduğum yukarıdan yazılardan gördün. Bana bu tahtayı bir daha sorma yani dedin dedi. Sert bir şekilde. Bunlarla geçirecek zamanımız yok dedin dedi. Allah Allah. Kendime bile sormamıştım. Arkadaşın tahtasıydı falan. Bir güldük basbayağı güldük yani. O da alınmamış ondan. Bak biri alınıyor. insanlar niye bunu anlattım biliyor musun? Bazı insanlar alınıyor bu anlamış yani onun için söylediğimi onun için tepki gösterdiğimi bazı arkadaşlarda insanlarda alınmıyorlar. Oradan buradan bir şey çıkartmaya çalışıyor. Bir mesaj çıkartmaya çalışıyor. Yoksa biz burada kimsenin şahsına bir şey söylemiyoruz ki iş yapıyoruz yani. Baktığımızda bir yorum yapıyorum. iş yapıyorum yani. Bu bir iş yani. Profesyonellik. Yaptığım tahta yorumu ben yatırım anlamında söylemiyorum ki teknik olarak bir eğitim çalışması yapıyorum. Yani neyi görüyoruz? Neyi görüyoruz? Şimdi bu trendleri çizmişiz. Destekten neresi, dirençten neresi? Bu düşerken niye düşüyor? Yukarıya çıktığında niye satılıyor falan filan. Dönerse niye döner? İşte buradan dönüş bekliyorum ben. Niye döner? Bunu anlat. Bunun ikazını, izahını yapıyorum. Şimdi ben normalde çok yani derslerde falan YouTube dışı çok iddialı yorumlar yaparım arkadaşlar. Bakmayın YouTube'da fazla iddialı yorumlar yapmıyorum. Çünkü insanlarla uğraşmak istemediğimden farklı yorumdaki bir de onları ikna etmeye çalışacağım. Ama derslerde bayağı iddialı yorumlar yaparım. sürekli yani yorumlarım iddialıdır. Dönüş, eğitim çalışmaları. Bizim model iddialı bir model arkadaşlar. Yapısal analiz modeli. İddialı bir model. Kullandığı teknikler işte bollinger bantı kuralları biraz iddialıdır. Yani dönüş yerleri falan. İşte he, he, düşerken bile al yapısı diyorsun mesela. Düşerken al diyorsun yani. Hani böyle yapı olarak daha doğrusu oradaki verdiği sinyali okumaya çalışıyorsun ve sonra önümüzdeki dönemde gelecek olan fiyat hareketini yakalamaya çalışıyorsun. Dolayısıyla bir iddia söz konusu yani. yani değilse diyeceğim şimdi Hasan Bey beni bayağı güldürdü hafta sonu eğitimde. Ee, dedi bana böyle dedim bana, bana dedi bir fırça attın. Bana bu tahtayı sorma bir daha yani dedin diyor. Yani ben de diyor bir daha da bakmadım. Sonra ne oldu dedi peki. Sorduğun tahtayı hatırlamıyorum ama dedim ne oldu. Dedik işte %15 düştü. Heh dedim bak o yüzden fırça atmışız sana. Sorduğun yerden %15 düştüyse demek ki başarılı bir analiz olmuş yani dedim. Öbür arkadaş da tabii kız başka arkadaş da alınıyor. Zannediyor ki onun şahsına onun şahsıyla ilgisi yok ki. O olayın tahtayla alakası var. Yani onun öyle diyelim. Evet sizi ne demiş Cemil Türköz'ü. Sizi dinledikçe akide şekeri gibi oluyorum. Sağ olun, var olun. Cemil Türközü demiş. Eksik olma değerli arkadaşım. Şimdi biraz da uzanıyorsanız benim sesimden uyursunuz arkadaşlar. Ben çok güzel. Benim sesim ninni gibidir. <laughs> Bu arada ezan dokunuyor. okunuyor. Bilmiyorum ses geliyor mu da. Benim sesim ninni gibidir arkadaşlar. Dinleyen arkadaşlar uzanarak yorgunsalarda, uzanarak dinlerlerse arada bir uyandırırım merak etmeyin. Tahtaları açar uyandırırım. Normalde uyurlardı yani benim sesten dolayı. Ee, bir uyku uyku hissi gelir yani. Celal Bey İzmir'den selam göndermiş. Aleykümselam değerli arkadaşım. Samet Bey de Trabzon'dan selamlar göndermiş. Aleykümselam. selam. Samet Aydın. Bak değerli hemşerim ta Trabzon'dan bize selam gönderiyor. Altay Yiten. Aleykümselam değerli arkadaşım. Hoş geldin. Yaşar Gümüş. İyi akşamlar. TSKB'nin düşmesi devam eder mi? Biraz daha yeri var. TSKB'nin evet biraz daha yeri var. Zaten son dönemde hızlı atak yapmıştı biliyorsun. Gayet de güzel atak yapmış yani bir buçuklardan nerelere geldi yüzde yüze yakın bir prim yaptı yüzde yani seksen civarında dolayısıyla bir realizasyon sindirme falan filan e, gerekir yani bazı tahtalara şimdi. Şimdi arkadaşlar sorularınıza cevap vereceğim vermeye çalışacağım daha doğrusu dilim döndükçe. Nereden başlayalım önce bir yasal uyarı metninden başlayalım arkadaşlar. Yasal uyarı metninde belirtildiği gibi konuştuklarımız, konuşacaklarımız yatırım tavsiyesi ile eğitim amaçlıdır. Yatırım danışmanlığı hizmetlerini resmi kurumlar vermektedir diye hatırlatalım. Bunu hatırlattıktan sonra bunu hatırlattıktan sonra arkadaşlar şimdi sorulara cevap verelim. Birkaç tane Tayfun Ülkebay ne demiş? Ne demiş? Birkaç ay önce söylemiştim sizin iddialı yorumlarınız hoşuma gidiyor diye. Siz de eğitimde nasıl iddialı konuşuyorum demiştiniz. E, güzel taraflarınızdan biri güven vermez. Eksik olma. Sağ olasın. E, Tayfun Bey. İnşallah hayırlı olur. Yani e, sonuçta iddialı konuşmak mesela iddia yap, iddia etmek değil de burada bilgiye güvenmek, tecrübeye güvenmek, piyasayı tanımak, akıllı parayı tanımak işte Mesela benim iddialı yorumlarımdan bir tanesini söyleyeyim arkadaşlar. Bunu ben yeni söylemiyorum. Bakın 3 ay önce söyledim. 2 ay 3 ay önce söyledim. S&P S&P arkadaşlar yatay kalırsa biz artı oluruz. Bak ben bunu hatırlarsınız. Beni izliyorsunuz. Yaklaşık 3 ay oldu bu tespiti yapalım. S&P yatay olursa biz artı yaparız. S&P eksi 1 olursa hiç etkilenmeyiz. S&P eksi 2 olursa yarım düşeriz. S&P eksi 3 olursa %1 düşeriz. S&P 1 olursa artı 1 olursa biz 2 artarız arkadaşlar. Onlar 3 artarsa biz 5 artarız. Diye bakın bunu tam 3 ay önce 4 ay önce analizim vardır. Bakın bugün izleyin. S&P yıkılıyor. S&P 3 düşüyor. 3 düşüyor arkadaşlar. Biz sadece 1 düşüyoruz. Dün bunun örneği. S&P 1 düşüyor. Biz yatay kalıyoruz. Bizim kendi dinamiklerimiz var arkadaşlar. Kendi dinamiklerimiz hareket ediyoruz. Ve onlar yatay kaldığı sürece biz Toplamda yukarı gitmeyi bekliyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tayfun Bey için söylediğine destekleme manasında söylüyorum. Yani mesele şahsi olarak iddia meselesi değil. İşte analizimize, bilgimize ve yöntemimize güvenmemizden kaynaklanıyor. Allah mahcup etmesin diye de üstüne ekliyorum. Yoksa şahsımızdan ilgili değil gene de. Evet, sonuçta bir bilim. Yani bir arkadaşlar bu bilim yani. Neticede. Teknik analizde bu bakış açısı, görsellik. Ben biraz görselliği çok kullanıyorum. Yani bizim yapı dediğimiz, yapı analizdeki o yapı dediğimiz şekiller, şemaller. Oradaki duruş, işte konjektürel durum onları çok kullanıyorum. Onun üzerine bina etmeye çalışıyorum her şeyi. Evet şimdi bayağı bir tahta akışı geldi. Bu arada S&P dedi hafif. Bizim bakın şuradan dedi buranın altı fake diye baktım. Yukarı bekliyorum arkadaşlar. Uzun bir çubukla hareket. 3850 bekliyorum yarın. Hadi Allah mahcup etmesin diyelim. Ondan sonra da 3-4 gün 5 gün. Bir hafta 10 gün bir toparlanma. Şurası direnç arkadaşlar. Bakın hayırlısı olsun diyelim. Benim beklentimi söyleyeyim ben. Şurası direnç. Burayı geçebilirsek. Burayı geçebilirsek. 4600 hareketi gelecek. Geçebilirsek arkadaşlar. Şurayı geçebilirsek. Yok geçemezsek bir kez daha bunlar şurada hedefi görür ondan sonra gelecek. Yani bunu dikkatlice izleyeceğiz. Bu adamların ne yapacağını. Bunların ikisi de ikisi de mümkün. Ama şuradaki hareketin biraz sert olma ihtimali var yani. Tepki mahiyetindeki hareketin sert olma ihtimali var. Sonra yukarı. Sonra aşağı. Sonra yukarı. Sonra burası mı yoksa burası mı diye bakacağız arkadaşlar. Yani yönün hangi olduğuna üstüne basa basa gösterelim git sordunuz. Şimdi birkaç tane tahtalarla devam edelim. Önce Ereğli nereye kadar? Ereğli'nin destek dirençlerine bakalım. Fazla açık konuşmayalım arkadaşlar. Ereğli'nin destek direnci şurası. Şurası önemli destek noktası. Daha aşağıda da destek noktaları buralar var. Buralar aşırı satım olur arkadaşlar. Bunlar kriz kriz senaryoları. Buraları aşırı beklerim. Normalde böyle bir hareket olması daha makul ya. Bakarım. Kısa kısa yorumlayalım. Beklerimiz yatırım tavsiyesi de Tek diye değil diye de hatırlatayım arkadaşlar. Havacılıkta bir realizasyon normal arkadaşlar ama Türk Hava Yolları'nın durumu iyi. Kısa süreli şöyle bir realizasyon gelebilir sonra yön yukarı diye bakarım. Benim beklentim öyle. Türk Hava Yolları'nda da şuradaki yapı buradan destek bulduğu takdirde yapı al yukarı doğru eğilim. Aşağı düzeltme gelirse de hedef 42. 42'den sonra tekrar yukarı diye beklerim arkadaşlar. Global Yatırım Holding'de ne olur diye sormuş arkadaşımız. Global Yatırım Holding'de de yatay bant hareketlerini bekliyorum. Buradaki yapının bakın şuradaki yapının yukarı yönlü olacağını tahmin ediyorum. En önemli destek hattının da şurası olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Petkim'de hiçbir sıkıntı görmüyorum. Petkim'de pozitif senaryom devam ediyor arkadaşlar. Yapı aynen böyle. Yukarı eğilim gerçekleşir diye bekliyorum. Arçelik'te ne olur? Arçelik'te, Arçelik'te arkadaşlar pozitif bir yapı var. Arçelik'te de vermiyorlar. Normalde şuradaki gepe doğru getirmeleri gerekir ama getirmeyecekler. Grafiğin böyle olduğunu düşünüyorum. Buraya gelirse de yine yukarı doğru gidecektir. O yüzden şurası önemli bir destek hattı. Stoplara dikkat etmek gerekir. Evet. Şimdi bana uzun vadeli soru soruyorsunuz ama onlara cevap veremem. Abi kim sormuş? Basri Sevincan. Onlara şimdi uzun uzun cevap veremem. Tahta yaptığım için tahtaya geçtim. Sohbeti biraz bıraktım. Tahta analizi yapıyor. Sarkuysan da arkadaşlar bant altı. Bakın hareketler oluşmaya başlamış. Bayağı bir ciddi bir bölünme olmuş. Neyse bir grafik şekillensin ondan sonra konuşuruz arkadaşlar. Tamam. Grafik bir şekillensin ondan sonra konuşuruz. Evet. İyice bakın. Burada önemli bir destek attı arkadaşlar. Destek attığına geldik. Şu hareketin yukarı yönlü olmasını beklemek gerekir. Bunu daha net çizeyim. Şuradaki yapı kısmı yani basamak bizim basamak modeli kısmı. Burada destek bulup tekrar yukarı doğru gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa böyle. Daha aşağılara gelirse senaryo böyle çalışır ama biz yukarı olacağını tahmin ediyoruz. Hayırlısı olsun diyelim. KRGYO KRG. Y. K, R, G, Y. Körfez. Körfezde ne olur? U. Daha önce baya çalışmışız bunu. Şöyle bir çizim yapmışız arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Bakalım ne yapacak? Ben de merak bekliyorum. Oyakçı'ya. Oyakçı'ya da bir taban oluşumu var arkadaşlar. Buralarda sunup sonra yukarı doğru hareket gelmesini bekliyorum. Ege'ne bir bakalım. Ege'nde Yukarı eğilim başlamış. Şuradaki yapı buraya doğru gidiyor arkadaşlar. Biraz da üstüne atacaktır. Tahminim öyle. Sonra tekrar aşağı doğru gelme ihtimali söz konusu olabilir. Sonra yukarı eğilim devam edecektir. Akfen o mu? Operasyon yemişlerden biraz uzak durmanızda fayda var arkadaşlar. Kısa vade bir tepki gelme ihtimali var ama bakın hareketin başladığı yer burası. Daha buraya kadar tahtayı verebilirler. Şimdilik şu şu şekilde bir grafik çizelim. Hayırlısı olsun diyelim. Asesan. Asesan'da bu çizdiğim analiz aynen geçerlidir arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ne çizdin görünmüyor. <laughs> çok çok çalışmışız arkadaşlar. Şöyle çizelim. Baştan çizeyim. Baştan çizeyim. Bir dakika. Baştan çizelim. Buradaki yapıyı met etmişiz arkadaşlar. Yani grafiğimizde şunu met etmişiz. Beğenmişiz yani arkadaşlar. şekilde bir hareket beklemişiz. Tamam. Yine güzel çizemedim ama artık böylece olsun bakalım. Erbos. Airbus. Erbos'ta burada bir oluşum var arkadaşlar. Buranın karar verecek buradan. Genelde şuraya kırar. Sonra tekrar yataya gelir. ama aşağıda unutmayın. iki yöne de. Çünkü bunlar kararsız yapı dediğimiz yapı arkadaşlar. Eğitimde hafta sonu anlatmıştım. Bunlara kararsız yapı diyoruz aşırı da primli olduğu için kararsız yapı. Uzun zaman zikzak beklemek lazım. Bunun daha en az 2-3 sene zamanı var. Bekir Bey de katılmış. Bekir Hocam hoş geldin. S&P sert aldılar diyor. Ya ya. Yayın esnasında S&P beni yanıltmıyor arkadaşlar. Yayından sonra yanıltıyor Bekir Bey. Ben uyuduğum zaman S&P meydanı boş buluyor. <laughs> Bir bakayım ben de merak ettim ne kadar almışlar. Evet 3750 üstü bekliyorduk bu akşam değil mi? Hatta 3.700, 3.800, 3.800 üstüne bile atabilir diye ee, konuştuk. 3.750 bekliyorduk. 3.800 üstüne bile atabilirler. Ondan sonra 3.850, yarın bizim direnç noktamız ee, Bekir Hoca. Ben am uyuyunca ne yapıyorlarsa ben uyuduktan sonra yapıyorlar. Da destek atamıyoruz koca S&P'ye. Öyle. Neyse gözün aydın hadi. Nerede kaldık? Bir sürü tahtalar yağıyor arkadaşlar. Biz de bakacağız tek tek merak etmeyin. Elimizden geldiğince. Tabii bütün tahtaları göremem de sizin yazdıklarınıza bakmaya çalışıyorum. Proto'daki grafik aynen böyle bekliyorum arkadaşlar. Daha önce çalışmıştım hafta sonra. Bakın şuradaki az önce Airbus'un grafiği bakın. Airbus'un grafiğine benziyor. Şöyle bir tepki gelebilir. Ama Airbus tabi bunun gibi değil. Bu Proto. Koskoca Proto bu arkadaşlar. Onu söyleyeyim de. yani Proto çok kalitedir biliyorsunuz. Menderes'te yapı daha tamamlanmamış arkadaşlar. Ziksa kattın. Bu şekilde gelme ihtimali söz konusu. Ona bakmak lazım yani. Daha bitmemiş. Şuradaki yapı oluşacaktır. Ondan sonra tahta yukarı doğru gidecektir diye bekliyoruz. Şurada bir gepi var. Oraya kadar gelme ihtimali söz konusu. Comfort arkadaşlar bu da aynı şekilde birimlerden bir tanesi. 7.5. Burası direnç. Önemli direnç noktası. Bizim için hedef gelmiş arkadaşlar. Şimdi buralar hedef gibi görünüyor. Sonrasına bakmak lazım. Emlak gayrimenkulde çizdiğim grafiği bekliyorum arkadaşlar. Emlak gayrimenkulde beklediğim grafik bu. Bu çizdiğim grafiği bekliyorum arkadaşlar. Alarko'da bu bölgede tutunma biraz da realizasyon gelme ihtimali var. Fakat sonra tekrar toparlayacaktır. Sonra bir realizasyon daha gelecektir. Böyle. Margun enerjiye şöyle bir bakalım. Bu bir hedefi gördü arkadaşlar. 13, 14 hedefi gördü. Şurası destek. Ona böyle olacaktır diye beklentim var. Bime bakayım. Bim, bim, beam, bim. Beam. Bim'de pozitif senaryoyu çalıştırıyorum arkadaşlar. Grafik aynen böyle. Yukarı eğilimin devamını bekliyorum. Korsaya bir bakalım. Korsada realizasyon bekliyorum arkadaşlar. Şuraya kadar. Sonra da tekrar yukarı bekliyoruz. Vespe'ye baktık mı? Vespe. Vespe'de yukarı bekliyorum arkadaşlar. Onun üzerine atmasını bekliyorum. 12-14 hedef. Koza A'da toparlanma bekliyorum. Koza A, Koza Al. Bunların hepsinde toparlanma bekliyorum arkadaşlar. Bakın şu çizdiğim grafik var ya. Yukarı eğilim bekliyorum. Aynen. Aynen geçerli. Ülker taban oluşturduğunu düşünüyorum. Ülker'de hareketin artık bu şekilde çizdiğim şekilde şu tabanı tamamlayacağını ve sonra sonra yukarı doğru döneceğini bekliyorum. İstemir'de realizasyon gelme ihtimali ve devam ihtimali var ama Ereğli'yi tutarsalar bunu da tutarlar. Onları biraz daha bu realizasyon bölgesine gelebiliriz arkadaşlar. Bunlar biraz bunlar için acık riskli. Yapı kredi bankasında tutunma bekliyorum arkadaşlar. Yukarı eğilimin devamını bekliyorum. Suven Tekstil daha henüz yapısı oluşmamış. Şu şekilde bir yapı oluşturacaktır. Oluşturmuş yani şu kısmı buradayız. Şimdi buradayız. Bundan sonra da buralarda yatay kalmasını beklemek gerekir arkadaşlar. Sonra da yukarı gidecektir. Böyle bir beklentim var. Berada bugün hedef tamamlanmış. iki gündür hedef tamamlanmış arkadaşlar. Şu kısım direnç. 12'ye kadar bir realizasyon gelme ihtimali var. Sonra tekrar toparlayacaktır. Penguin gıdaya bakıyoruz. Burada da 5.5. Bunda da realizasyon gelme zamanı gelmiş arkadaşlar. Sonra da hop yukarı. Bunları bilmiyorum arkadaşlar. Daha şekli şemali oluşmamış. Ne olacağını bilmiyorum. Yatay kalmasını beklemek lazım. Yorum yapacağım bir şey yok yani. Burada yorum yapamıyorum maalesef. Bunda da şöyle bir hareket gelmesi mümkün. Aşağılarda da maalesef eğer buradan aşağı gelirse buraya kadar da düzeltme gelebilir. Aşırı primler bunlar. Çok düşeceğini zannetmiyorum da. Oralarda asılı kalacaktır yani tahminim öyle. Bakıp banktaki grafik yukarı arkadaşlar. Şuradan çizdiğimiz grafik yukarı doğru. Elim gelecektir. Bir şunu sileyim. Baştan çizeyim. Hafta sonu çalışmıştık eğitimde. O yüzden öyle kalmış. Şimdi tekrar çizelim arkadaşlar. Burayı yokladık. Şimdi arkadaşlar hareket böyle. Hop. Artık yeni zirveye doğru gidiyoruz. Bunda da çizdiğim grafik buydu arkadaşlar. Bunu bekliyoruz. Fake'umda şey da şu kanalı ayı kanalı maalesef. Maalesef ayı kanalı arkadaşlar. Şu şekilde gelme ihtimali var. Aşağı doğru kırılırsa yeni dibe doğru gelir. Yok kırmazsa bir, bir kez daha yukarı atar. Belki de buradan toparlar. Yani şurayı iyi takip edin. Şu kanalı. Burası direnç. Burasının kırılım aşağıya. Buranın yukarıya alınması bu hedef. Sonra onay ve sonra yukarı. <laughs> Bekir Bey diyor ki ay Bekir Bey bak ben de hiç çaktırmıyorum farkındaysan. İnan ben de bilmiyorum bu kadarı. Bekir Bey diyor ki arkadaşlar belki yorumları okuyun lütfen. Bekir Bey çok değerli bir arkadaşımızdır, çok beyefendi bir insandır. Önce onu söyleyeyim. Yani piyasadaki hem çok iyi bir yorumcudur, teknikçidir hem de çok beyefendidir. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani o beyefendilik çok önemli gerçekten. Borsada beyefendi adam bulmak zor. Bekir Bey değerli kardeşim gerçekten çok beyefendi bir insan. Diyor ki: "Hocam diyor, videoları izliyorum diyor. Sizi izliyorum. Sizi izleyince diyor piyasadan bayağı uzak kaldığımı. Yani bu halka arzlardan dolayı uzak kaldığımı fark ettim." İlk defa duyduğum bu kadar hisse varmış. Hisselere bak ya diye böyle takılmış. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bizim tabi devamı takip ettiğimiz hisseler var. Arada böyle çöp tahtalarına da bakıyoruz falan. Ama yani Bekir Bey çok haklı yani. Baktıklarımız ben ilk böyle bizim gruba katılan arkadaşlara çöp tahtası diye söylediğim birkaç tane tahta vardı tamam mı? Çöp tahtası genel analiz yapıyoruz falan. Hocam diyor ya senin bu çöplerin bile bizim ana tahta diyor yani. Nasıl bir çöp diyor. Yani o, o derece yani bizim çöpler Bizim çöp diye baktığımız tahtalar yani holding tahtaları var birkaç tane çöp diye bakıyoruz falan e, prim potansiyeli yüksek çöp tahtı diye bakıyoruz tamam mı? birkaç tane var. E, öyle değerlendiriyor arkadaşlar. Şimdi Bekir Bey de tabii bu kadar tahta karşılaşınca bunlar ne bunlar ne diye takılmış bize takılıyor yani espri yapıyor. E, haklısın değerli arkadaşım yani öyle. Yani ben de bunların hiçbirinde, çoğunda yani %80 arkadaşlara soru sorduğunda çoğunda işlem yapmıyorum. Ee, ama işte arkadaşlar analiz edildi, istediler biz de yapıyoruz. Şimdi analiz bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir hareket beklemek mantıklı olabilir. Burada yatay kalma, yatay hareketler gelecektir. Beklenti böyle. Türk coverlarına baktık diye hatırlıyorum. Pek GYV bakalım. Peker'de böyle bir analizimiz varmış arkadaşlar. Ne zaman yaptıysak böyle bir analiz yapmışız. Sonra da yukarı beklemişiz. Onu söyleyeyim. Önce bir aşağı beklemişiz. Bakalım ne olacak. Meraktan bekliyoruz. Dardanel'e bakalım. Dardanel'de de şimdilik yukarı bekliyoruz arkadaşlar. Öyle görünüyor. Telekom. Türk Telekom'da da eğilimin yukarı olacağını bekliyorum. Bitcoin'e bakar mısınız demiş. Bitcoin Samet kardeşim sonunda hedefimize geldi. Bitcoin'de tamam diyorum arkadaşlar. Bakın Bitcoin'in grafiğini çizmiştim ben daha önceden ne bekliyorsun diye soran arkadaşlara. Bakın 20 bine geldik mi? Geldik. Yani daha sonra tekrar 17-18 bin liraya geleceğiz. Ama 6 ay sonra falan. 6 ay sonrasının işi yani. Şimdi artık Bitcoin'de 30 bin ile 20 bin arası git gel bekliyorum arkadaşlar. 30 bin ile 22 bin arası Bitcoin'de git gel bekliyorum. Benim şu grafiğimde. şurasıydı. Aşırı satıldı gördüğünüz gibi. Bunu bir tutayım da biraz aşağı çekeyim. Bitcoin'i en en nihayetinde 2 yıl sonra analizimiz gerçekleşti arkadaşlar. 2 yıl. 2 yıl mı olmuş bakayım. 21 2021'in evet ta burasından 2021 Mart 2022 Mart 1,5 yıl. 1,5 yıl sonra Bitcoin en nihayetinde dediğimiz yere geldi. Ta buralarda ilk yani bir, bir Halil Hoca'yı biliyorum ben benim gibi 20 diyen. E o demişti benim bildiğim Bitcoin'de 20 diyen bir de ben kendimi biliyorum 20 dedim. Ee, videolarımda da durur zaten. Bitcoin analizlerine bakın. Videoların hiçbirini silmiyorum ben arkadaşlar. Bende video silme yok. Videoyu sadece şöyle silerim. Böyle bilgi piyasanın belli bir sırrını paylaşıyorsam siliyorum. Veya kendi eğitim sırlarını paylaşıyorsam siliyorum. Onun dışında videoları hiç silmem. Analizlerim hepsi durur. Yanlış doğru hepsi durur arkadaşlar orada. Bitcoin analizim var. Bakın tarih olarak bakın bizim videolara. 2021'in Martına, Nisanına bakın arkadaşlar. Biz Bitcoin'de ne demişiz? Bitcoin analizinde ne nasıl bir analiz yapmışız? Bizim yapısala göre hangi analizleri yapmışız? Beklentimiz neymiş? Sonra da arkadaşlar şuralara bakın. Sonra şuralara bakın ne demişiz? Buradan 20 bin dedik arkadaşlar. Buradan 45 bin dedik. Sonra 50 bin dedik. Sonra şuradaki tepkiye bakın ne, ne söylemişiz? Sonra şuraya, sonra bu ve sonra en son beklentimiz gerçekleşti arkadaşlar ve bu iş bitti. Şimdi de grafiği çizdik çizdiğimiz grafik gereği buralarda zikzak bekliyoruz. Yukarıda 30 bin aşağıda da 20 bin beklentim. Daha sonra da burayı bekliyorum arkadaşlar. Yani şu işin devamında bekliyorum. Beklemiyor değilim. Buraya kadar da gelmesini bekliyorum. Ama bu daha sonraki süreç şimdilik buralarda yaklaşık 5-6 ay zikzak oyalanma taban oluşturma şu bu. Daha sonra tekrar salınım bekliyorum. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Kaybeden arkadaşlar da üzülmesinler. Esas olan sağlıktır. Ama ben size şunu söyleyeyim piyasaların ana, tönü, ana yönünde pozisyon alacağım. Piyasa tepedeyken piyasada 100 binleri konuşsan olacak? Farz edin ki buradan girdin 100 bin oldu. Kazanacağın neydi ki? E kazanacağın neydi ki yani? Yani buradan girdin ve 100 bin oldu. Farz edin ne olur ki? Yüzde %40 para kazandın. yüzde %60 para kazandığını kabul edelim. %60 para kazandığını kabul edin. E sen bunu normalde bizim endeks bu, bu arada yüzde %200 prim yapan tahtalar oldu yani. Türk Hava Yolları 3 kat gitti. E, Türk e, aynı aynı dönemde aynı dönemde Sabancı Holding 3 kat gitti. Ereğli 3 kat gitti. İşte Kardemir'de 4 kat gitti. Etkim 2, 2 kat gitti. Bakarsanız. Türk Telekom 1,5 kat gitti. Bankacılık işte yarım 1,5 kat gitti falan. Yani diyeceğim riskli yerlerden pozisyona girmemek lazım arkadaşlar. Gerçekten. Ederi olan gerçekten bizim kendi enstrümanlarımız dururken, devletin yani güzide şirketleri dururken, ülkemizin güzide şirketleri dururken, yani biz 30 tahtalarının birçoğu hakikaten mesela bir Arçeli'yi düşünün, bir Frotoyu düşünün. Yani şimdi Tofaş fazla revaşlı değil ama bir Tofaş'ı düşünün yani. Veya bir enka arkadaşlar Al Alarko sordu. Bankacılığı bakın. Yani devletin kendi şirketleri dururken devlet bankaları var, büyük bankalar var. Efendim holdingler var, büyük işte holdingler, var, Kar eden şirketler var falan. İhracatçı şirketler var. Onlar dururken gidip boş yani paradan para gerçekten ya yani paradan para da yani pek kıymeti yok yani. Veya bu ha şey hocam hiç mi olmayacak? Ya olacak da. Şöyle bir tabanı yakalayayım tabanı yakalayın olur arkadaşlar. Şu bölgeyi yakalayın tabanı. Yani şurada taban oluşsun. Yaklaşık bir sene falan. O zaman olur. Yani bir sene sonra. iki sene sonra. Şuradaki kadar en azından. En azından bir buçuk iki senelik bir taban oluşsun. O zaman olur arkadaşlar. Bir buçuk iki senelik bir taban oluşsun. O zaman değer. Şimdilik daha bir şu kısımları bile denemek gerekir yani. Osman, Osman Hoca diyor ki Bekir Hocam diyor ya ufkunu genişlet diyor. Bak Osman Hoca güzel bir espri yapmış. Osman Hoca takılmış Bekir Hoca'ya. Osman Hoca diyor ki Bekir Hocam diyor ya ufkunu genişlet diyor. Bu kadar dar bakış yasıyla bakma bak bir şeyden haberi yok diyor. <laughs> Piyasada ne tahtalar var sen de piyasayı takip etmiyorsun diyor ya. Bekir Hoca bak sana taş atmış. Doktor Osman Başar. Neyse. Şimdi. Ülkelere baktık arkadaşlar. Ülkelere baktık. Telekom'a baktık. Dardanel'e baktık. Türksel'e baktık. Bakmadık mı? Türksel'e bakmadık mı? Bakarız. Hemen bakarız arkadaşlar. Bu da Türksel grafiği arkadaşlar. Hemen size beklentimi de söyleyeyim. Major senaryo beklentim. Major senaryo beklentim arkadaşlar. Devamı da çizmeyelim. Sonra bakarız. Recep Bey de diyor ki daha önce diyor daha önce diyor ana tahta, yön tahtası, çöp tahtası ayırt etmek için hepsini aynı gözle bakıyordum diyor. Ama artık diyor bakış açım değişti. Biraz işte buna baktı tabii bakış açısı diyoruz. Evet. Bio neyi sormuştu? Enerji sayı sormuştu bir arkadaş Ona bakmadık enerji Enerjisi Enerji da grafiğim belli arkadaşlar. Şöyle bir grafik bekliyorum yukarı eğilim. Analizimde zaten 24'e kadar bir çıkış bekliyorum Enerjisa'da. Yukarı eğilim devamlı bekliyorum. Petkime bakmadık mı? Bakmadıysak göstereyim. Petkime baktık arkadaşlar. Böyle bir grafik bekliyorum Petkim'de. Yukarı yönlü. Pegasus'ta biraz durulma, rahatlama bekliyorum. Sasa'da 52 hareketi, bir bakayım da 52 hareketi bekliyorum. şu aşağı kısım destek 38 destek, yukarıda 52. Yukarıda 52'yi de görecektir. <laughs> Çöp tahtaları sayında bileyim demiş Samet Aydın. Oo dünya Türkiye'de dolu çöp tahtası var. Başka? Peki arkadaşlar bu kadar yeter. Tam e, yaklaşık 40 dakikadır beraberiz. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Hayırlı e, sabah ola. Hayır ola diyelim. Biz her zamanki gibi temennimizi eksik etmeyelim. S&P yatay bantta hareketine devam etmiş. Bunlar toparlarsa gece vadelilerde bir miktar şöyle bir toparlama gösterirseler bizim piyasamızda şöyle bir saatlik bakayım bakayım nedir durum. Ha, iyi kama şeklinde düşüş var. Tepki gelecektir arkadaşlar. Yukarı eğilim devam edecektir. Şöyle bir tepki bekliyoruz. Yukarı doğru dönecektir. <laughs> Recep Bey diyor ki Osman Hoca diyor burada sesli diyor katılamıyor diyor. Acaba ne hissediyor merak ediyorum diyor. Osman Hoca rahat duramaz ki tabii ki. Osman Hoca katılamıyor Sesli katılsa buradan kesin ortaya atlardı kesin. Her derste on kere alıştım ben de onun katılmasına. Alıştım artık eskiden katıldığı zaman dikkatim dağılıyordu. Osman Hoca konuştuğu zaman dikkatim artık Osman Hoca renk kattı, katıyor gibi hissediyorum. Hiç dikkatim dağılmıyor. Bazı He, Osman Hoca şey yapsın yani bizim kusurumuza bakmasın. O örnekten anlattıracak anlatacağım. Derste bazen öğrenciler olur arkadaşlar. Böyle hiç durduğu yerde durmazlar. Pat diye atlarlar böyle. Özellikle zeki çocuklar vardır. Böyle zeki, konuşkan çocuklar vardır. Çekingen olanlar değil. Bazı zeki çocuklar çekingen tipli olanlar var. Bunlar biraz benim gibi olanlar yani. Hem çalışıp işte sınıfta iyi olup ama çekingen böyle kenardaki köşede kalan, hiç böyle fazla derse katılmayanlar diyelim. Dışarıdan ama gözlemci olup takip edip derste geçenler, yazılıda geçenler falan. Bir de Osman Hoca gibi böyle sürekli derste durduğu yerde durmayan zeki çocuklar var. Pat 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 böyle elini kaldıran çocuklar var. Osman Hoca biraz öyle. El kaldırmadan konuşan cinsten. <laughs> ama diyor ki gene bak Osman Hoca hemen atladı gene orada. Bak yazıyorum diyor. Konuşmuyorum ama diyor. Yazıyorum diyor. Herkesin karakterini öğrendik Osman Hocam. Seni de tanıyoruz artık. Bir senedir. Seni de huyunu, suyunu öğrendik. Alınganlığını da biliyorum. <laughs> ama biz alınmıyorsun artık. Ona da seviniyorum alınmadığın için. Kardemir'de de Filiz'in ufak bir düzeltme devamı gelebilir. Az bir şey daha. Ondan sonra biraz çünkü yönünü bayağı aşağı çevirmiş. Ereğli Kardemir'de işte istemeyi bir miktar toparlaması lazım. %1-2'den sonra böyle bir beklenti var. Şimdi bir test çalışmamız var arkadaşlar. bilişsel özelliklerini test etmeye çalışıyorum çocukların. 3 yaştan 10 10 yaşa kadar. 3 yaştan 10 yaşa kadar çocukların bilissel özelliklerini. İşte dikkat düzeylerine, buna yönelik materyal geliştiriyorum yani inşallah ülkemize güzel bir katkı sağlamış olacağım. Güzel bir katkı sağlamış olacağım, bilişsel özelliklerini böyle tespit edip materyal geliştirme, güzel bir çalışma yapıyoruz yani. Bilgi alanıma giriyor. Çok uğraştım, bir sene boyunca uğraştım. Bir senedir uğraşıyorum vakit kaldıkça. Bir, bir senedir uğraşıyorum materyali hazırlayacağım falan diye çocukların özelliklerini falan tespit ettim. Milli Eğitim Okulu Öncesi programını inceledim. Çocuklar neleri yapıp neleri yapamadıklarına baktım. Oradan materyalleri tek tek oluşturmaya başladım falan. Ben zannediyorum ki çocuklar soru hazırlıyorum tamam mı? Ben zannediyorum çocuklar yapacak. Çocuğu alıyorum karşıma soruyu soruyorum. Çocuk böyle bakıyor. Anlamıyor bir türlü. Anlayamıyor daha doğrusu. Sonra hocalara sordum, öğretmenlerine dedim ki ya ben nerede hata yapıyorum? Dediler ki hocam sen soru şeklin yanlış, işte çocukların seviyesine göre sormuyorsun, seçeneklerin, üniversite sınavına mı giriyor bunlar? 5 seçenek sormuşsun, bunları 4'e düşür, 3 yaş çocuğunu 3'e düşür. Öyle deyince davayı çaktım. Oradan rahatladım. Meğer püf noktası oymuş. Soruları da o kadar güzel hazırladım ki, yani böyle şekilsel sorular falan, görsellik soruları mükemmel hazırlamıştım ama mesele o şıklarmış meğerse. Sayıları soruyorum tamam mı? Diyor ki işte birden 10'a kadar say sayma becerisi var. Ama sayma becerisi var birden 10'a kadar ama soruyu soru şeklin çok önemli. O soruyu ayarlayamadığı zaman çocuk sadece bakıyor ve anlayamıyor. 3 yaş, 5 yaş, 6 yaşındaki bir yeğenime mesela soruyorum. 3 yaş sorusunu çocuk bakıyor yapamıyor. Soruyu hazırlayış şeklim. Yani geçerlilik kısmında biliyorsunuz hata yani o. Soruyu düzgün hazırlaman gerekir. Aksi takdirde ölçme hatası oluşur. Ölçme hatası oluşur. Onları gidermeye çalıştım. Gesan bakmamışız. Bakarız. Gesan bakmadıysak bakarız. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Gesan elektrik girişim yani öyle mi? Girişim elektrik. Şimdi bu ortalamaların altında kalmış ya. Ortalamaların altında kaldığı için ortalamanın üstüne çıkana kadar beklemek gerekir. Pozitif olması için tamam mı? Şurası direnç ya. Yani. Şurayı geçtiği an işi düzeltir. Biraz daha düzeltir. O zaman orada zaten onay diyoruz. Eğer oraya geçemezse biraz daha düzeltme maalesef devam edebilir. Yani şöyle şuraya kadar gelebilir bizim basamak modeline göre. Sonra tekrar yukarı doğru gitmesini bekleyebiliriz. Yani şu kısım iki yönlü değerlendirilebilir. Şu hattın üzerine çıkarsa işleri düzeltir. Yok çıkamazsa zaten biraz primliymiş. Çok aşırı primli değil de bir miktar yani. yani. Normalde yukarı bekliyorum. Orta uzun vadede yukarı bekliyorum. Grafik öyle gösteriyor. Trende de girmiş zaten. Gayet de güzel. Bizim çizgi analizini bilirsiniz. Şöyle bir çizgi analizi vardır arkadaşlar bizde. Bizim yapısalın dinamiklerinde biliyorsunuz bir çizgi analizi vardır. Daha düzgün analiz edeyim. Bir ders olsun bu. Bir tahta üzerinden analiz yapalım. Tahtayı bakın şöyle bir analiz yapacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde tam ortadan çizeceksiniz. Bizim analizde bu var arkadaşlar. Tahtanın karakterini belirledikten sonra yapacağınız şey budur. Çizginin üstünde bakın bütün tahta çizginin üstüne gider, gider, sonra aşağı gelir, gider, gider, sonra aşağı gelir, gider, gider, sonra aşağı gelir. Yani üstüne gider, sonra aşağı gelir. Bu çizgiyi ama çizgiyi açısına dikkat edin. Üstü aşağısından ziyade çizginin açısına dikkat edin. Açı yukarı olduğu sürece, bakın yukarı olduğu sürece, inse de yukarı, inse de yukarı, yukarı çıksa da in, aşağı. Yani şu ortalama kısmı her zaman ucuz olan kısım ortalama kısmıdır yani şurası. Buranın altı ucuz. Buradan çok açılırsa da pahalı olarak bak bakılır. Neticede destek hattında olduğunu söyleyelim. Önder Erten diyor ki hocam kapta, kapatacaktınız yine kandırdılar sizi diyor. Ha evet ya sorma ya. <laughs> Önder Ertan beni güldürdü var ya. Diyor ki kapatacaktın diyor. Gene diyor lafa daldın diyor. Devam ettin diyor. Kandırdılar. Ya işte o muhabbet muhabbet açıyor. Biraz ondan. Yani biz de ders anlatmayı seviyoruz arkadaşlar. Hafta sonu derste arkadaşlar bilirler. Şimdi bazen onlar tabi borsa muhabbeti çoktur. Yoğundur arkadaşlar. Yani severler insanları muhabbet etmeyi. Biz de dedik ki hani hafta sonu yatalım kalalım. Birkaç arkadaş da iptal etti programı. Çok küçücük yani normalde 6 kişilik bir programdı. 6 kişi 2, 2 arkadaş da iptal etti. 3 arkadaş 3 kişiydi. Şey kaç? 3 arkadaş iptal etti. 3 arkadaş iptal edince 3 kişi kaldı programda. E, bir de asistanlar falan da var. Bir de bir tane de misafirimiz vardı falan. 1 mi 2 misafir vardı. Onlar da parçalı zamanlarda geldiler. Neyse çok sakin bir grup vardı yani 2 3 kişilik. Hasan Bey var işte, Ertekin Bey var. Diğer arkadaşlarımız da misafir oldular. Arif Bey katılmıştı. E, o tüm gün sabahtan akşama kadar katıldı falan. Programda şimdi biz tam onlar muhabbete dalıyorlar. alıyorlar. Diyorum ki muhabbeti kesin derse başlıyoruz. Şimdi derse başlıyor sana konuşmayı sevince iş disiplini gereği ona uyduk. Hafta sonu öyle sohbeti de, de geçirdik. Güzel bir gündü. Başka işlemle ilgilenmedim yani. Bütün işimi ona ayırdım. Gayet keyifliydi. Güzel bir arkadaşlarımızla hem tanışma imkanı oldu. Çok keyifliydi arkadaşlar. Bu arada bu yayında unuttum ama Zoom'daki ekip arkadaşları unuttum söylemeyi. Burada söyleyeyim. Şimdi aklıma geldi. Ayın 26'sında piknik olacak arkadaşlar. Zoom ekibi gümüş ve altın grubu olan üyesi olan arkadaşlar buradaysalar haberiniz olsun. Ayın 26, 26 Haziran'da organizasyon için Bilal Bey'e yazabilirsiniz diye hatırlatayım. Ayın 26'sında arkadaşlar Zoom, grubu, Zoom grubundaki olan arkadaşlar. Ayın 26'sında bizim özel misafirimiz olarak katılabilirler. 26'sında. Bilal Bey'e yazarlar, grupları ile beraber işte Altın Grubu, filan kişi hangi gün geleceksiniz, ne şekilde intikal edeceksiniz. Ben o, o programın ilerine, program planını hazırlatır, e, WhatsApp grubuna atarım arkadaşlar bizim misafirimiz olacak şekilde e, mangaldı. Bir tane de semaver, güzel bir semaver bakıyorum inşallah e, o bizim misafirimiz olarak çayımız semaverimiz, yakacağız bol çaylı. Bir piknik organizasyonu yapmış olacağız. Bizim eğitim merkezimizde inşallah. Şimdiden hatırlatayım. Ayın 26'sında kimseye randevu vermeyin arkadaşlar. Tüm gün borsa muhabbeti olacak. Bayram öncesi böyle bir çalışma yaparız diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Şu anda S&P'ye bakıyorum. 3735. 3750'nin üstüne atması gerekir arkadaşlar. Sonra da 3800'ün üstünü görmemiz lazım. Buralarda durursak bizde bir sıkıntı olmayacaktır. 10 altında yukarı eğilimin zaten tabanı gördük. 1800'lere kadar geldik. Tekrar yukarı bekliyorum. 1806'dayız bakın. Buradan hareketin yukarı doğru dönmesini bekliyorum. Gümüşte de 21'in altına geldik. Buraların ayı tuzağı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Artık önümüz 24 hedefli yukarı. Sinirlen tabi henüz oluşumlar olmadı. Taban oluşturacak. Ama ondan sonra yukarı doğru gidecektir diye bekliyorum. Petrolde aşağı eğilimin olacağını tahmin ediyorum. Euro dolarda yukarı eğilimin başlayacağını tahmin ediyorum. yurtdışı e, yurt dışı piyasalarda Nasdaq'ta S&P'de de yine e, yukarı eğilimin olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bitcoin'de de söylediğim gibi 21 ile e, 21 ile 20 diyelim hani 20 ile 30 arasında git gel bekliyorum 6 ay aşağısını beklemiyorum arkadaşlar daha uzun vadede ise 15-16'lara kadar gelebilir bir dalga daha yapabilir ama bunu 6 ay sonra ancak düşünürüm. 6 ay içerisinde 20 bin 30 bin arasında zikzak bekliyorum Bitcoin'de. Büyük bir taban oluşumu sonra omuz baş omuz falan filan bakacağız formasyonların ne şekilde oluşacağını göreceğiz arkadaşlar. Ona göre değerlendirme yaparız. E gelelim bizim piyasamıza. Bizim piyasamıza negatif değilim ben arkadaşlar. Hala analizlerim geçerlidir. Konjektürel durum değişirse benim de analizim değişir. Şu anda değişen hiçbir şey yok. Konjektürel durum değişmedi. Bir analizim aynen geçerli. Hedefleri de çizdim. 2023 hedeflerini de belirledim. Stratejimi de ona göre oluşturdum. Yorumlarımı da ona göre yapıyorum. Ne inanıyorsam, ne görüyorsam, ne düşünüyorsam onu da açık açık yüreklilikle elimden geldiğince söylüyorum. Piyasa risktir arkadaşlar. Risksiz bir şey yok. Piyasada elbette risk alırsınız. Gram altında yukarı eğilim bekliyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gram altında yukarı eğilim bekliyorum. Gram altın açısından bakarsanız hala 1200 hedefim var gram altında yukarı eğilimi devamını bekliyorum. Gram altıncı olan arkadaşlar için söyleyeyim. Yani aşağılarda fazla yer olduğunu düşünmüyorum. Geri çekimleri tamamen alım fırsat olarak değerlendireceklerdir. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.